Selamlar herkese. Bugün Zoe ve Yumi ile arkadaşlar Pyke X'e karşı oynuyoruz ki aslında destemiz fark edeceğiniz üzere bir sonsuz uçurum destesi. Burada aslında hepsini aynen bırakabiliriz. Yani yere ünite de aslında güzel olabilirdi. Patates olma olasılığımız çok yüksek. Şimdi buna karşı benim zaten yapacak bir şeyim yok. Direkt Zoe'm gelsin. Rakibin de bunu kesebilecek bir şey yok. Zıpkın dışında. Ki büyük ihtimal iyi yabani sezgiyi kullanıyor olması güzel arkadaşlar. Elindeki kartları hızlı biçimde azaltıyor ki ben burada Nexus'umu 4 iyileştirebilirim ki Zoe'den de bayağı bir verim alacağım. 2 hasar 2 hasardır. Devam. Şimdi burada direkt saldıracağım. Bunu yapmamın temel sebebi belki solgun kamera oynamak isteyebilirim. Yere yine bir ünite koyacaktır. Bir kırılgan yaptı. Yani Zoe'yi belli ki kaybedeceğiz. Aslında ay parlaklığı güzel olabilir. Ama gümüş ay gelsin. Tur 5'te sanırım arama oynamak isteyeceğim. Çünkü koruyabilecek hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Şununla direkt Zoe'yi kesecek zaten. Ha olur da. Aa bir şey değil mi? Koruma şansımız var. Güzel. Bayağı güzel. Şu an mutlu oldum. Gerçekten 10 numara taptık. Şimdi 3'e çıkacak arkadaşlar. Troll türküsüyle bir tık korumak isteyeceğim. Şimdi sadece 3 hasar alıyor olacağız. 2 ver, eksi 2 ver. Bence tatlı oldu. Zoe sadece 2 hasar aldı ki. Kaç? 2'de 10 oldu bile. Ya elinden alamadık ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu tur hayvan gibi buff vereceğiz arkadaşlar. Yumi'yi direkt koyacağız üstüne. Benim Zoe'm 3'e 3 olacak ve sürekli aslında şey alacak, bir şeyler alacak. Şu an kesebilecek hiçbir şey yok. Solgun kemerle bile oynayabilirim. Karşılaşmayı geç. 3 hasarını çıkartsın. Aynen saldır. Çok havalı yıldız güzel. Direkt oynamak da isteyebiliriz aslında. Ama dediğim gibi büyü manası bekletmekte fayda var çünkü anlık can basmam gerekebilir. 4'e 4 olacak. Bunları bir şekilde kesmemiz gerekecek. Turu bitir. İyi tamam. Bir noktada tamam. Buna atak yapması sıkıntı. Şimdi şöyle. Buna artı bir kazandır. Buna artı bir hasar ver. Önce solgun kamer. Anlık büyü değil mi solgun kamer? Şöyle yapalım. Bununla sonsuz uçurum mana bedelini düşürelim. Solgun kamerle 5 olsun. 4 hasarı alacağız değil mi her şekilde? Solgun kamer bize bir şey fark ettirmedi. Tamam, şöyle yapalım. En azından başka kesebilecek hiçbir şey yok. 7 hasarı alacağız. Ve burada babacan ancıyla tekrardan can dolduracağım. Diğerleriyle de can doldurmam gerek. Tam 7 manası var rakibin. Pas geç. Ya 6'ya 5. Burada tekrar saldıracağım. Şimdi çok havalı yıldız haritasını bence oynayabiliriz. Önce bunu ardından sonsuz uçurum oynayabiliriz. Diğer tur 7 manada olacağız gerçi. 5-5. Aynen. Sonsuz uçurumu oynayıp sanırım bekletmekte fayda var. Çünkü can çalmamız, pardon, can doldurmamız gerekebilir. Takasa girmek istemiyorum. 6'ya çıkacak. Gerçi bunun karşısına koyarız. Kaçta oluyor bu? Karşıla. Burada sonsuz uçurum oynasam bayağı patatesim aslında. 3 manaya da başka ne oynayacağını bilmiyoruz değil mi? İki tane yıldız kaparan oynasak 4 hasar. Diğer tür Zoe ile takasa girsek aslında sıkıntı yaşamıyoruz. Az önceki hamle bizi biraz bitirdi. Yani savunmadayken yapmak bizim için daha iyi olacak. O yüzden ben burada direkt bunu yapmayı sanırım tercih ediyor olacağım. Sustursun ve direkt öldürsün. 2 ünitesi kalsın. Gönül isterdi ki Rexxay'a Pyke'ı saklayalım. Şimdi Zoe ile artık blok atabiliriz. Bir kere daha yaptık mı zaten sıkıntı yok ki. Harika bir taptek geldi aslında. Ama önce çok havalı yıldız gelsin.
Hilal saldırısı çok güzel. Şimdi sadece 2 oluyor değil mi? Şöyle yapalım. Bu ikisini stun atalım arkadaşlar. Şimdi bu tur saldıramadı. Bununla saldırırsa da aynen bloklarız ama 2'ye düşecek. Yani 5 hasar. Tamam, karşılaşmaya geç. 9'a 10. Bir büyü daha yapmamız gerekecek. Ki onu da tam olarak şöyle yapmak gibi niyetim var. Gerek kalma. Direkt tilki gezgin gelsin. Şimdi Zoe'miz level atladı değil mi? Burada Zoe'ye yenileme vereceğim. Ki bu yenilemenin bize kazandırdığı şey şu olacak. Hatta hiç gerek bile yok. Direkt sivri dişler oynayacağım arkadaşlar. Sivri dişler hepsine can çalma verecek. Ki bu tur bizim Yumi'de level atlayacak. Koy aynen karşısına, karşıla. Şimdi sonsuz uçurum çok oynamak istiyorum ama sivri dişler gelsin. Bir de takipçiyi susturursun. O kadar güzel gelecek ki. Her şey can çalma vermek kendi başına güzel. Şimdi nasıl yapalım, nasıl yapalım? Aynen saldır. Artık Yumi'nin büyük halkanı da var arkadaşlar. Yumi'nin değil, Zoe'nin büyük halkanı da var. La kardeşim biraz zora girecek gibi ki bu tür oyunda zaten aynen bitecek. Okey, sıradaki maça geçelim arkadaşlar. Karşımızda şimdi mono şürüme var arkadaşlar. Şimdi burada aslında 3 kız kardeş kalabilir. Yumi de gitsin, sonsuz uçurum da kalsın. İyi, erken aşamada hiçbir şey çekemedik. Rakip de zaten mono şürüm olduğu için. Gerçi öyle gömülü güneş kursu artık direkt gidiyor. Aynen pas geç. Bakalım rakip ne oynayacak. Şimdi oynadığı kart arkadaşlar öğrenci zaman büyücüsü. Bilmeyenler için öngörüde bulunmasını sağlıyor. Yani zaten destene koyduğun kartlar arasından birini çekmek için bu kadar bekliyor olman şaşırtıcı. Bu arada yani Renekton için demiyorum ama Nasus'u arkadaşlar level atlatması çok zor. Çünkü elimde sükunet var. Koyduğum zaman direkt 2-2 olacak. Burada Zoe gelsin. Fena olmayan bir taptek aslında ki belli ki rakipte bir şey çekememiş. Aynen saldır. Burada solgun kamera bir tık güvendim. Bir de şeye çok güvendim. Manamız yetiyor değil mi? Tam 5 mana. Aynen bir tık ona güvendim. Burada turu aynen bitiriyorum. Saldırırsa sıkıntı yok. Burada babacan ancıyla direkt canı dolduruyor olacağım. Aslında 3'e bunu yapsam ya da hiç bekletmeden sadece bununla saldırsam. Aynen. Renekton direkt elinden gitsin. Vuracağı da rakibin 2 hasar olsun yani. Gerçi hata yaptık. Kırılganlık verip tekrar kesebilirdi ama kesmedi. Tamam güzel. Şu hamlesi bizim için gayet iyi. Şimdi 5 manadayız. Daha doğrusu 6 manadayız. 3'e bunu oynasam. Bu struktur kaç mana? Okey, Zoe ile tekrar saldıralım. Mana bedeli düşsün. Çok havalı yıldızın. Elinden şeyi, Renekton'u erken almamız çok tatlı oldu bu arada. Diğer tur direkt sonsuz uçurum oynayacağım. O yüzden bu tur hiç yoktan şeye düşmemeye çalışacağım. 3 mananın altına düşmemeye çalışacağım ki ulak burada çok iyi geldi. Direkt aslında yo tamam diyelim. Ki rakip hamlesini yapsın gene. Şaşırdık mı arkadaşlar? Hayır. Ama burada ulak gelebilir. Ve tur aynen bitirelim. Şimdi direkt open attack mı yapar artık? Ne yapar inanın bilmiyorum. Ama bu tur sonsuz uçurum oynayamayacağımız belli oldu. Bu yüzden 3 manaya babacan ancıyı oynayacağım. Ve can vereceğim. Şimdi Renekton'la benim Zoe'yi çekecektir. +2/+1 verebilir diye bekleyeceğim ama 3 kız kardeş gelsin. Buradan bana ani donduruşu ver kanka ve buz tuttur.
İkinci renekton'u, elinde başka bir renekton olduğunu ben çok düşünmüyorum. Bence gayet tatlı bir takas. Zui kaç bu arada? 6. 7, 8, 9. Öldü bu arada. Ölmedi. Tamam. İyi, manasını bol bol harcasın. Pas geç. Şimdi Zoe ile daha fazla vuramıyoruz arkadaşlar. O yüzden sonsuz uçurum gelsin. Valla Zoe'yi koruyabilecek bir şeyim aslında sadece solgun kamerler var. 7 oldu değil mi bununla beraber? Bununla 8 olsa. Sükunet de 9. Valla hatalı mı oynadık bilemedim. Birden fazla mercekle odaklanıyor. Zekice. Sadece saldırsam. Maksat işte şekil şukul olsun. Diğer tür bayağı hayvan gibi vuracak ama bu rakip bize. İzleyin şimdi. Öldü diyecektim. Çağrı aynı. Ne çekti? Pas geç. Yani candan yana sıkıntımız yok. Belli ki oynayabileceği bir şey değil. Senna geldi. Çok güzel ya. Gerçekten yavaş büyüleri de artık hızlı yapabilmek bize bayağı fayda sağlar. Şimdi sen şunu mantıken sen de şunu şey yap. Ardından üç kız kardeşten kanka ani donduruş gelsin. Ve buna tekrardan buzluktur. Ve tamam de. 7'de 10. Ardından. 2 manaya sen gel. Bununla 8 etti. Şununla 9 edecek. Gerekirse sükuneti atarım. Vazgeçtim. Babacan Hancı'yı oynayıp can basıyor olacağım. Şimdi şu anlık arkadaşlar. Bunu direkt vereceğim. Kart çekiyoruz. Daha düşüğünü vermese de daha iyisini verdi. Bu tur artık Zoe'miz level atlamış olacak. Valla 8 mana. Artık istiyorsa da öldürebilir. 5 hasar çıkartabilecek de bir şey yok. Yani rakip bir tık sıkıntıda diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ne verdin? Güzel bir şey ver ki. Güzel bir şey verdi. Level atlamış bir Kindred. Can yakar arkadaşlar. Ama önce Solari rahibe gelsin. Buradan bana Seyyah ver. İlk saldırı. Hangisi daha önemli ama burada. Bence biz burada Kindred oynayalım. Hepsine ilk saldırı versin. Ardından da All-in saldıralım. İyi. Belli ki koruyabilecek bir şey yok ki. Böyle karşılıyor arkadaşlar. Devam. Aslında burada solgun kamera verecektik. Tatlı olacaktı da neyse. Şimdi öldüremezse Azir gidecek. Öncelikle sonsuzluğa bakıştan bir yakar alıp Kozmik ilhamı tercih ediyor olacağım. Aynı zamanda da yo hamle yaptık o yüzden bekletebiliriz. Turu bitirmek yerine burada dağ keçisini çağıracağım. Mana bekletmeye artık benim ihtiyacım yok çünkü. Şimdi Galio geldi. Level atlamış bir Galio. Bir şey oynadığı anda direkt bunu oynayacağım. Ki artık sükunetim var. Nasus falan hayatta level atlatamaz arkadaşlar. Oynamaktan çekinmeyeceğim yani. Şimdi Galio gelsin, hepsine bir can basalım. Hepsine bir de büyük halkanı verelim. Dur neyle saldırdığının çok bir önemi yok yani. Ha, elinde doğrudan bir manalık üniteleri level atlatma yoksa yokmuş. Ki zaten rakip de gördüğünüz üzere direkt teslim oldu arkadaşlar. Okey, sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi sadece Viego var arkadaşlar. Valla erken aşamayı güzel atlatabilirsek gerisi gelir. Burada güneş patlaması dışında hepsini geri gönderiyorum ki erken aşamalarda bir şey çekebileyim. Yuumi ve 3 kız kardeş güzel ama keşke bir sonsuz uçurum çekebilseydik. Şimdi karşımızda arkadaşlar plat birim ben, tamam mı? Plat bir Elo'da daha kartlarını bilmeyen insanların olması
Gerçekten çok sıkıyor. Ve bu rakip büyük ihtimalle öyle bir rakip. Olabildiğince yavaş oynayan, olabildiğince rakibi tilt eden kartlarını yavaş yavaş okuyan. Mesela diyelim nasıl yapıyor? Şöyle. Babacan hancı. Yani kısaca okuma yazması bile yok yani bence karşıdaki. Okey, devam. Benim keçimi öldürmedin. Manamın kalması da benim işime gelir. Şimdi bu tür Zoe oynasam Yuumi oynayamam. O yüzden pas geç. Oyunun uzaması işimize gelmez ama olsun. Şimdi Zoe'yi burada rahatlıkla oynayabiliyorum çünkü ben bu tür Zoe'yi koruyabilirim. Yani bu saatten sonra Zoe'yi koruyabiliriz arkadaşlar. Yuumi gelsin. Gir kanka içine. Ama hata yaptım. Büyük ihtimalle 6 manaya direkt öldürecek kardeşim. Benim Zoe'yi de Yuumi'yi de. Yuumi tabi gene elime gelecek ama. Bak sen. Saldır sadece Yuumi ile. Pardon, Zoe ile. Ve burada turu aynen bitirelim. Öldürmüyor olması güzel. Rakibin elinde ya hiçbir şey yok. Ya da gerçekten hiçbir şey yok. Ama yani Ayoni ile oynuyor. Bir de Shadow Ice'da öldürebilecek şeyleri de olması gerekiyor. Şimdi burada kim ne derse desin arkadaşlar, bunu öldürmek isteyebilir miyiz? Bence pas geçebilirim. Çünkü bunun bu hayali özelliğini alıp benim Yuumi'ye vermek isteyebilir diyecektim ki iyi bunu yapmadı. Bu kendi başına güzel bir olay. Bloğumuz olduğu için karşısında sıkıntıya gerek yok. Burada sanırım ben boğayı tercih ediyor olacağım. Ve boğa gelsin. Kaç oldu Yuumi? 4 oldu değil mi? Yok, 3 oldu daha. Şimdi 4'e 1 korkunç. Sen de bunu blokluyorsun kankam. Başka ünite yok ama. Tamam, sen bloklama. Sen blok. Şey, sadece o can çalmalı olan bloklasın. 3 cana da düşsün. Ve pas geç. Gönül ister ki bir sonsuz sürüm çekelim. Sadece Zoe ile saldır. 5 hasar. Bence gayet tatlı. Kaç ya? Şimdi Viego'lu geldi. Güzel. Öncelikle şunu bir oynayalım. Buradan hilebazı istiyor olacağım. Ünite ihtiyacım var. Ardından tamam diyeceğim. 4 manaya arkadaşlar engelle büyüsü gelebilir. Ama yine de bence denemekte fayda var. Elinden alacağımız ilk Viego olur. Senkop geldi. Tamam. Viego'yu var ya, çok zor keseceğiz gibime geliyor ama hadi bakalım nasıl olacak. Şöyle yapalım da şuna ben bir artı bir daha vereyim, ne olur ne olmaz. Devam. Turu da aynen bitir. Oh, işgalci Hydra. Şimdi daha keçisi gelsin. Doğan Viego ile saldırmasından yana. Birader sen bunu... Hatta susturumuz yok değil mi ya? Sen de bunu blokla. Zoe de şunu bloklasın. 6'da ol. Kaç oldu? 8. Çok hızlı level atlayacak ya. Hilebaz gelsin. Bir can bir candır diye düşünüyorum ben. Hatta 8 olsun. Şimdi 8, 9, 10, 11 direkt çıkartacağız değil mi? Turu bitir. 16'ya 20. Bir ünite daha öldü mü? Bitiyor aslında oyun. İkisi bir saldırsın. Ona çıksın. Büyük halkanı istedim aslında bir tık. Gayet güzel. Şimdi takipçiyi susturmayı tercih ediyor olacağım. Şimdi şunu sustur, tamam de.
Daha fazla hidre çıkartamasın. Tamam. Elinden final gitmiş oldu. Kaç manaydın sen? 5 manaydın. Onu da oynayamıyoruz ve diğer tur benim şeyim gidiyor. Yani aslında ben burada bunu sustursam tur başında saymıyor değil mi? Tur sonunda gösteriyor. O yüzden böyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Valla çok riskli olay Viego'nun level atlaması. Senkop bizi bayağı patates etti aslında. Aynen. Bir tur daha engelledik. Sen geldi. Zoe burada bir level atlasın. 12'ye 9. Vallahi riskli olaylar kanka. Full bloğa gireceğimiz belli bir şey. Burada benim 3 kız kardeşli sana engel atacağım da belli bir şey. Ama mananı bitirmen lazım senin ki benim Zoe ölmesin. İşte büyük halkanıymış, şuymuş, buymuş. İyi. Viego level atladı arkadaşlar. Şimdi bilmeyenler için direkt okuyalım. Her tur ilk defa bir birim öldüğünde bir utansız çağırırsın. Tur başı en güçlü düşmanı çalarsın. En güçlü düşman bir şampiyonsa çalmak yerine öldürürsün. Şimdi bu yavaş değil, hızlı bir büyü. Buradan mezara gömecek. Ardından tamam de. Lan elinden bir deny daha çıkarsa kötü olacak. Yine de şunu yapmakta fayda var çünkü Zoe'nin ölmemesi lazım arkadaşlar. Gerçekten bir senkop varsa, engelle varsa patates oluruz. Dua ediyorum ki yoktur. Sadece iki tur, hatta bir tur bize yeter ki gayet güzel. Gerçekten gayet güzel ya. Burada gerek var mı yok. Pas geç. Büyük halkanı var zaten. Şimdi sıyrılgan bir ünite olduğu için hiç sıkıntı yok. Aynen saldır. Ve biz burada bu oyunu aynen bitirdik. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.